Selam arkadaşlar, herkese merhabalar. Gerek özelden olsun gerekse genel manada yorumların altına Hektaş ve Sasa soruluyor. Bu noktada hemen kısa bir değerlendirme için analizi yapalım. Normal şartlarda biraz rahatsızım ama kısaca bir video hazırlayıp genel görüntü ne alemde diye bakmak istedim. Hem kendi açımdan hem de takipçilerimiz açısından bir bilgilendirme amaçlı video olmuş olsun. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Hektaş'ın güçlü trendini devam ettirirken özellikle şöyle günlük periyodu açalım arkadaşlar daha net gözüksün. Hani bu güçlü trendi özellikle hacim ağırlıklı ortalama 34 üzerinde devam ettiriyordu. Bu noktada yakın trend takibi olarak ben 8 günlük ortalamayı takip ediyorum. Normalde trend diplerinde yani düzeltmelerden sonra 5 günlük falan takip edilir ama şimdi böyle güçlü trendlerin takibi 5 günlük biraz kısa kalabilir. Tabi isteyen tabi 5 günlük de takip edebilir ama özellikle 8 günlük destekten dönüp dönmeyeceği önemli. Genelde çünkü baktığımızda Hektaş hissesi 8 günlük trendi takip eden bir yapıya sahip olduğu için bu noktada 8 günlük trendin 42-20'de olduğunu, bu noktadan tepki verip veremeyeceğini takip etmek gerektiğini kısaca ifade etmiş olalım. Yakın destek bölgesi olarak 44-71 var. Hisse taban kapattığı için aslında hacimsel gücü bizim momentumu ve RSI'yi çok da bozmadı. Hacim normaldeki 48 milyonluk günlük hacim ortalamasının 20 günlük hacim ortalamasının çok altında yarı yarıya. Bu noktada hisse fiyatlaması teknik açıdan buradan bir dön verecek mi yoksa tekrar devam edecek mi? Bunu tabii ki kimse bilemez. Siz yarın görebiliriz. Biz sadece yakın destek ve direnç bölgelerini tanımlayabiliriz. Bu noktada 44.71 ve alt bölümde 42.22 önemli destek noktası olarak takip edilebilir. Zaten hisse son 3 gündür gaplı şekilde yukarı yönlü hareketlerini devam ettirdiği için bu noktada zaten 42.55 ve 44.70 arasında bir gap boşluğu var. Bu noktaları alma eğilimi içerisinde olabileceğini düşünüyorum teknik açıdan. Bu bölgeleri bu şekilde ifade ettikten sonra yine bizim klasik olarak Hull sistemle de şöyle bir bakalım teknik ne alemde diye. Hull 14'ün altında bir kapanış gerçekleşmiş. Alt bölümde Hull 50 ve 100 oldukça uzakta kaldığı için bu noktada ben 4 saatliğe geçip bakmak istiyorum. Hull 100 nerede diye. Hull 100'ün de gördüğünüz üzere 41-45 seviyesinde destek bölgesi olarak hani buradaki Hull 50 seviyesinin altında bir kapanış yapmasıyla birlikte teknik açıdan bu bölgede bir Hull 100'e çekilme eğilimi gösterebileceğini ifade edebiliriz. Yine şurada hemen şöyle baktığımızda 4 saatlik periyotta da hisse fiyatlamasının hacim ağırlıklı ortalaması 34 olan hisse fiyatlamasında bu bölgenin de net bir şekilde aşağı yukarı teknik olarak hareketlerini izleyebileceğiniz bir alan oluşturması gerekiyor. Yani şurada bir çanak mı oluşturacak? Şöyle 34 seviyesine kadar inerek 41.80 hacim ağırlıklı ortalamamız 41.80'e kadar inip hani buradan aşağı sarkacak sarkmayacak. Bu bölgede bize bir dip bölgesi oluşturacak bir hareket yapmalı ki daha sonrasında formasyon için bir şeyler görebilelim teknik açıdan. Hani şu anda görüntüsel anlamında, grafiksel anlamda baktığımızda teknik şöyle yukarıda bir zirvemiz var. Şu bölgede oluşturulduğu güçlü bir direnç vardı. Burayı kırdıktan sonra koptu gitti. Burada 3 günlük bir aralık var. Bu 3 günlük aralığı düzeltmesini yapacak. Bu bölgenin geri çekilme alanlarını Fibonacci geri çekilme seviyesiyle de şöyle trend atıp belirlemeye geldiğinizde teknik açıdan 0.618'e kadar inme ihtimali söz konusu olur ki 37.55'lere kadar geri çekilme alanı konuşulabilir bu noktada. Genelde 0.50 ve 6.18 komple işte endeksin de bozması halinde hatta 786'ya kadar sarkmalar gözükebilir buradaki son trend bölgesinde. Hisse fiyatlamasında teknik açıdan yukarı doğru dönüşlerde ise tekrar bir önceki zirvesi olan 51'li seviyelere gitme ihtimali doğar. Teknik açıdan dediğimiz gibi hisse fiyatlamasında bu bölgeleri hani önceden kestirip sadece destek dirençlerini oluşturabiliyorsunuz. Yine bir önceki zirve hatlarını yatayda oluşturarak
destek olarak çalışmasını ancak ümit edebiliriz. Hani şu bölgelerde, çünkü hep bunlar yeni fiyatlar olduğu için daha önce test edilmeyen bölgeler, hangisinde destek bulacağını yaşayarak göreceğiz açıkçası. Hani şöyle bir teknik oluşturur mu diye benim aklıma geliyor. Hani hektaş hissesi çok güçlü, potansiyeli olan, yatırımcısı tarafından da sahip çıkılan ve sevilen bir hisse olduğu için, hani teknik açıdan bu burada oluşturduğu gibi şöyle bir çanak eğrisi oluşturup şu bölgeyi kullanabilirse, realize olarak teknik açıdan osilatörlerini de güzel şekilde soğutmuş olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde yani yakın destek seviyelerini de paylaşmış olduktan sonra hemen aynı şekilde Sasa hissesinde de bir bakalım. Sasa hissesinde arkadaşlar trendi böyle çizmişiz zaten. Yukarı yönlü hareketleri devam ettiren bir görüntüyle. Şurada zaten bir alan ve destek alanı diye çizmişiz. Bu noktayı üstünde bir kapanış geldi. Altında bir kapanış geldi, affedersiniz. Teknik açıdan şöyle şunu silelim. Hemen günlük periyoda da geçelim. Ortalamalarımızı açalım. 8 günlük ortalaması 158,9. Hisse bu fiyatlamanın üzerinde kalmayı başarıp başaramayacağı önemli olacaktır. Hani şu anki görüntüde şurada bir gap boşluğu vardı. Burayı almış görüntüsüne sahip. Buradan bir tepki verip yukarı dönebilir mi? Yoksa aşağı doğru devam edip 158 ve 155 aylık R2 destek seviyesine inme ihtimali olabilir. Teknik açıdan baktığımızda ise fiyatlaması düzeltmelerini genelde hacim ağırlıklı 34 düzeltmesine kadar yapıyor ve altına sarkmalarda da yine 100 günlük hacim ağırlıklı ortalamasına doğru geri çekiliyor. Bu noktada aylık pivot değeri var arada, 102,88. Bunlar önemli değerler. Daha yakın, hani bu mesafeler çok uzun diyorsanız hocam, hemen bu şekilde daha 4 saatliğe geçerek hisse fiyatlamasındaki destek bölgelerini kendinize yakınlaştırmış olursunuz. Ortalamalar daha yakın temas halinde gideceği için teknik açıdan baktığımızda şimdi 158,4 seviyesinde hacim ağırlıklı ortalamamız var ve alttaki ortalama 133 seviyesinde oldu. Bu noktalara ve şuradaki trend kanallarına da tabi eşlik eden bir görüntüyle çalışmak gerekecek. Şimdi buradaki trend desteğine kadar sarkmalarda ise fiyatlaması 140'lı fiyatlara kadar inme ihtimali doğar zaten. Bu bölgenin neresinde destek bulacağını hepimiz izleyerek göreceğiz. Az önce Hektaş hissesinde anlattığım gibi. Şuradaki bir zirve bölgesi var. Şurada bir destek bulma ihtimali olabilir 151'li seviyelerde. Bakalım. Teknik açıdan dediğimiz gibi gerçekten buradan sonrasını hikayeyi yazmak oldukça zor. Zira hisse neredeyse işleme kapalı gibi. Ne emir değiştirebiliyorsunuz, emir silemiyorsunuz, açığa satamıyorsunuz. Her türlü işleme kapattıkları için Hektaş'la Sasa hissesini adeta koruma altında olan bir hisse. İşte yönetenlerin taban olmasını istemesiyle taban olmuş durumda açıkçası. Benim gördüğüm kadarıyla öyle. Nasıl ki buraya kadar taban taban gittiyse, bu noktadan sonra da taban taban düzeltmesini de yapacaktır. Yani nasıl başlarsa öyle biter hesabı. Teknik açıdan bu kanalları takip etmek gerekeceğini düşünüyorum. Bu kanal içerisinde, şu an için bu en üstteki trend kanalı içerisinde zirve bölgesine şöyle ilerleyemeden gelmiş. Şunu şöyle temas edelim. Açık kalmış. Şu bölgenin tekrar geri çekilip bu yataya mı, yoksa bu ikisi arasında realize mi olacak? Bunları gerçekten kimse net bir şekilde ifade edemez diye düşünüyorum. Kritik seviyesi 167 seviyesi, 167,6 seviyesi zaten UL 100'de gördüğünüz gibi. Şöyle affedersiniz. Günlük periyotta açtığımızda ise 153,3'te UL 50 var. Aynı şekilde 128,8'e kadar sarkma ihtimalini gösteren bir değerleme var ki bu noktada ben RSI'nin aşağı kırması sıkıntı olur desteği. Yani trend desteğini bu bölgede aşağı kırarsa bir alt desteğe kadar iner ki bu da bizim bahsettiğimiz kanal desteğine çekilme ihtimalini güçlendirir hisse fiyatlamasında. Bu noktaları bu şekilde ifade etmiş olalım arkadaşlar teknik açıdan. Türk Hava Yolları hissesi bugün diğer hisselerin aksine o bir yukarı doğru eğilim gösterdi ve bir tepki gösterdi.
Gösterdiği tepkiyi de şöyle açmak gerekirse, şuraları bir kapatalım. Şöyle. Evet arkadaşlar, bakın daha önce bu bölgede bir dikdörtgen formasyonu oluşturmuştu. Yine bu dikdörtgen formasyonu mu yapıyor derken, buradan aşağı kırılım onay çalışması trend desteğinden ve tekrar aşağıya bir önceki dikdörtgen formasyonundan, yani darbaz kutusundan bir teyit alma ve buradan tekrar bir tepkiye kalktı. Teknik açıdan zaten tweet'te de ve bir önceki Türk Hava Yolları yorumumuzda da 102 liranın önemli destek bölgesi olarak takip edilmesi gerektiğini ifade etmiştik. Teknik açıdan ama gördüğünüz kadarıyla şurada hani bir böyle bir solumuz, baş bir sağımız mı yapacak? Bunları da gözden kaçırmamak lazım hani tekniği okuma açısından. Hani görsel olarak baktığımızda şurada da bir omuz yaparak hisse fiyatlaması bizi abone edebilir. Bu noktaya dikkat etmek gerektiğini tekrardan belirtelim. Şunu silelim. Hani bu noktada özellikle hisse fiyatlamasının 102 seviyesinin altına sarkmalarda ise sert düzeltmeler, müdahalelerle karşılaşabilir. Çünkü tekniği baktığımızda yakın trendini bozup aşağı sarkmış durumda teknik açıdan. Hani 102-107 fiyat aralığı şu an için makul bir realize bölgesinde olduğunu düşünüyorum ama buradan kalkıp tekrar 116 seviyelerine gidebilir mi? Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Hacimleri güçlüydü. Ortalamanın üzerinde yeşil bir hacim gelmesi hisse için oldukça olumlu tabii ki. Tekniğini koruyabilirse üst bölüme doğru hareketlerini devam ettirecek potansiyele sahip olduğunu görürüz Türk Hava Yolları'nın. Burada bahsettiğimiz gibi mesela bakın bu noktada da hacim ağırlıklı o ortalama 34'ün bir altına inip işte bahsettiğimiz diğer destekten dönüp tekrar üstüne atmış durumda. Bu bölgeyi diğer hisselerde de aynı şekilde 3 aşağı 5 yukarı hani Sasa ile Ektaş hissesinde de buna benzer şeyler yaşayabilir. Dikkatli takip etmek gerektiğini ifade edelim. 4 saatlik ortalamalara baktığımızda ise hisse fiyatlamasında teknik açıdan yine hacim ağırlıklı ortalama 100'ün altına bir sarkma var. Daha sonra tepkiyle 34'ün üzerine de atamamış görüntüsü var. Teknik açıdan bu ara bölgede bir realize olma ihtimali, tekrar gelip teyit alma ihtimali güçlenebilir. Osilatörler şu an için yukarıya dönse de 50 üzerine atamadığını görüyoruz. Hem momentumun hem RSI'ın. Bu noktada hisse fiyatlamasının hani tepki olarak kalma ihtimali var. Yine bu bölgede şöyle ifade edelim. Hull 100 direncinin alt bölgede hisse fiyatlamasının üstünü örttüğünü görüyoruz. Yukarıda Hull 50-100 kesişiminde gerçekleşmiş. Yakın destek 105.5 seviyesi olarak takip edilebilir diye ifade etmiş olalım. Hani günlük periyotta bakalım ne yapıyor diye baktığımızda Hull 100'ün altında bir kapanış hala. Yani Hull 100'ün altına sarkan bir kapanış ikinci gün gerçekleşmesi oldu. Teknik açıdan eğer Hull 14-100'ü de aşağı keserse birkaç gün içerisinde teknik bir düzeltmeyle şu bölgedeki trend desteğine doğru bir çekilme yaşayabilecek bir potansiyel görürüz ki bu noktada da aşağı bölümde baktığımızda aylık pivot değeri olan 91'lere doğru inme eğilimi gösterecektir ilk etapta. Özellikle 105.6 ve 103.1 102 yani 100 liranın altında hisse fiyatlaması aylık pivota doğru hızlıca bir geri çekilme yaşayabilecek potansiyeli taşıyor. Bu noktalara dikkat etmek gerekir. Önün açılması için ne yapması gerekir? İlk etapta 107.78 günlük ortalamasının üzerine atmalı. Daha sonrasında ise bir önceki zirvesi olan 116'lı fiyatların üzerine atarak aylık R2 seviyesi 122'lere doğru gitme ihtimalini canlandırabilir. Hissede söyleyebileceklerimiz şimdilik bu kadar arkadaşlar. Saatlik periyotta şöyle yani bir neyi görebiliriz diye bakayım. Bir şey gösterir mi bize pozitif yönde? Yani saatlik periyotta tepkiye kalktığı için momentum 50'den bir dönüş yapmış. RSI de 50'nin üzerine atamamış. Hani 5 liralık hareketle bile momentum ve RSI'yi 50 üzerine atamaması enteresan olmuş. Bu noktada aradaki satış mumları da hacimli satışlar da gelmiş karşılayan. Bu bölgeyi bakalım nasıl tamamlayacak? Ben de açıkçası merak ettim. Şu bölgenin üzerine atmalı. Teknik açıdan 109 seviyenin üzerine fiyatın
çıkıp tekrar İkeli Tepe direncine doğru gitme ihtimali artar. Ama dediğimiz gibi Obu görüntüsü biraz beni aklımı karıştırmış durumda teknik açıdan. Her türlü 102 direnci çok önemli hale gelmiş durumda. Evet arkadaşlar, bu 3 hisse için yorumlarımız bu şekilde. Umarım beğenip kanalımıza üye olur, bizi desteklersiniz. Katıl butonuyla da kanalımıza üye olup farklı taramalara ve videolarımıza ulaşabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkürler. Hoşça kalın.